Pek gitmiyorsun bu aralar şirkete. Ne oldu benim işkolik kardeşime? Çalışmaktan sıkıldın mı yoksa? Sıkılım valla. Vay. E buna içerim. Yıllarca şirket diye herkes her şeyi ihmal ettim de ne oldu? Ne oldu? Olanların hiçbiri senin suçun değil kardeşim. Hepsi babamın suçu. Geçmişte yapılan bir hatanın bedeli bu kadar büyük olmamalıydı abi. Doğru söylüyorsun. Ne istiyorum biliyor musun? Tek başıma şöyle kocaman bir denizin ortasında. Sessiz, sakin. Sadece güneş ve mavi sular. Bütün dertlerimi unutmuş halde yeniden uyanmak istiyorum. Bir hayal mi? Yoksa plan mı? Plan olsa bana yardım eder miydin? 40 yıl düşünsem benden yardım isteyeceğin aklıma gelmezdi tabii. Niye? Sen benim abimsin. İşe yaramaz bir abi. Senin de kendine göre haklı sebeplerin var biliyorum abi. Bana bak, ne biliyorsun bakayım sen? Babamla ilişkiniz yüzünden işte. Sen onun istediği gibi bir evlat olamadın. O da senin istediğin gibi baba olamadı falan. Güzel özetledin ama sandığın kadar da kötü değil. Yani en azından seni ettiği kadar mutsuz etmedi beni. Haklısın. Bak benim canım kardeşim. Bu lanetli evin bütün yükü senin üzerinde. Farkındayım. Koskoca bir şirketi yönetmek hiç kolay değil. Üstüne bir de günahkar bir baba, deli dolu bir kız kardeş, bir de alkolik abi falan. Çok zor biliyorum. Senin yerinde başkası olsa çoktan kafayı yemişti. Ben de yemek üzereyim. Olmaz. Olamaz. Çünkü sana bir şey olursa biz hepimiz mahvoluruz. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun abi? Tabii ki böyle düşünüyorum. Öyle gitmek falan sana göre şeyler değil İlhan. Sen öyle mücadeleyi bırakıp kaçacak bir adam değilsin. Öyle yetişmedin. Ne derdin varsa anlat bana. Konuşalım. Birlikte akıl yürütelim. Ha? Neyse abi boş ver. Sonra konuşuruz. Sen nasıl istersen. İhbarda bulunmak istiyorum. Cinayet. Evet.